Kolombiya tarihi günlerinden birini yaşadı. Ülke hükümetiyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri arasında imzalanan barış anlaşmasıyla yaklaşık 50 yıldır süren iç savaş son buldu. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC lideri Rodrigo Londono, tarafların Küba'da süren uzun müzakerelerinin ardından ülkenin başkenti Bogota'da bir araya gelerek anlaşma metnini imzaladı. Kolombiya'nın gelecek nesilleri bizden şöyle bir şey talep etti. Bize o eski güzel ülkemizi geri verin. Sizin miras bıraktığınızdan farklı olsun. Şiddet ve ölümün normal karşılanmadığı, nefretin insanlar arasında yayılmadığı bir ülke istiyoruz dediler. Tüm insanların özgürce yaşama hakkı olduğu bir ülke. Binlerce vatandaş sokaklara, meydanlara ve köylere inerek savaş karşıtı gösterilerde bulundu. İnsanlar bu anlaşmanın temel şartlarının onaylanması için büyük destek verdi. Halk masa başındaki iki aktörün bir sonuç elde edene kadar durmaksızın görüşmesi için uğraştı. 2 Ekim'de FARC'la imzalanan ilk barış anlaşması için Kolombiya halkı sandık başına gitmiş ve yaklaşık 13 milyon vatandaşın oy kullandığı referandumda halkın %50.24'ü anlaşmaya hayır demişti. Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin de göç etmesine sebep olmuştu.